Değerli izleyenler, Kariyer Yolu programımızın 5. bölümünde özel sektörde kariyer konuşmak üzere değerli konuklarımız Nazlı Endüstri İlişkileri Direktörü Mustafa Derici ve Zarisint'ten Sedacığım, sen beni düzeltirsin doğru telaffuz konusunda sevgili Seda Sezgin'le beraberiz. Mustafa Bey'in 34 yıllık bir kariyeri var. Ve bu kariyerde insan kaynaklarının her alanına dokunmuş duayen bir yönetici, çok sayıda genci yetiştirmiş. Seda da yine insan kaynakları alanında farklı pozisyonlarda başarılı bir kariyere sahip ve Seda Sezgin aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunumuz. Yine Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümümüze bağlı yüksek lisans programında yüksek lisansını yaptı ve şu anda da doktora çalışmalarını sürdürüyor. Ben programımıza katılarak bizimle bugün birlikte oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Mustafa Bey, önce size söz vermek istiyorum. Kariyer sizin profesyonel bakış açınızdan, deneyiminizden nasıl tanımlanıyor? Neler söylemek istersiniz? Sizin kendi kariyer tarifiniz nedir? Evet, öncelikle değerli hocam hem size hem değerli öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlıklı ve güzel günler geçirsinler inşallah. Sizlerin de bildiğiniz üzere programımızda kariyer yolu. Ben kariyerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kariyerin aslında kelime anlamı bir meslekte zaman ve çalışma ile elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak tanımlanıyor. Şimdi kariyeri aslında sadece üniversite boyutunda veya iş boyutunda da iş hayatı boyutunda da anlamamak gerekir diye düşünüyorum. Kariyer çünkü hayatımızla eşdeğer. Yani doğduk, büyüdük, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Daha yaşamımızın ölümle sonuçlanacak kısmına kadar ki hayat biçimimiz de bir kariyer. Yani kariyer aslında yaşamımızın içinde bir hayat biçimi, kariyer. Genelde bunu iş hayatında terfi olarak gözlemliyoruz. Eğer üniversitedeki akademik yaşamda da farklı olarak şey yapıyoruz ama ben kariyeri bir yaşam biçimi olarak ele alıyorum. Yaşantımızın özü. Bir de kariyer sahibi olmak dediğiniz zaman sadece sanki belli bir losyondan, belli bir üniversiteden, bir yerden adeta diploma sahibi olmak ve onun getirdiği sonuçlar olarak ele alıyoruz. Ben onda da aslında zamanımızda farklı güzel örnekleri görüyoruz. Kariyer, yani illa diploma sahibi olmak da bir kariyer elde etmek için de must değil. Terazinin öteki yanında farklı değerler de var. Yani kariyeri hocam öğrencilerimiz için bir yaşam biçimi olarak algılıyorum. Kariyerle ilgili söylemek istediğim bunlar. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Daha geniş bir çerçeveden bakmaları daha anlamlı olacak. Bunun altını çiziyorsunuz. Evet. Çok önemli bir ipucu aslında yolculuklarına başlarken gençlerimiz için de. Sevgili Seda, sizin de ağzınızdan dinlemek isteriz. Senin kariyer tanımında neler öne çıkıyor? Hocam öncelikle bu imkanı bizlere yarattığınız için teşekkür ederim. Aslında kariyeri ben Mustafa Bey güzel tanımladı kelime anlamı. Ama ben hani kariyerle ilgili artık bir iş hayatında değerlendirirsek bir pozisyona başlarsınız ve kariyer yollarında ilerlemek deyimi vardır. Örnek veriyorum, bir şirkete sorumlu olarak başlarsınız, team lideri olursunuz, bir üst level'a geçer, işte yetkileriniz artar buna bağlı olarak. Ancak aslında artık bu yeni güncel olaylarla birlikte kariyer dediğimiz sadece pozisyonun tanımına bağlı ya da işte sorumlu ya da müdür kavramlarına bağlı bir
nitelik ve içerik değil. Kariyer Mustafa Bey'in de belirttiği gibi aslında doğduğumuz andan başlayarak farklı farklı statülerde bulunuyoruz her zaman. Ama ben kariyeri şöyle tanımlıyorum. Sevdiğin bir işi daha iyi nasıl yapabilirim? İlle bir title, hani ille bir senin pozisyonunun adı değil aslında kariyer demek. Senin başlamış olduğun iş hayatında kendine kattığın yetkinlikler ve aslında sevdiğin işi yaparak uzmanlaşmak diyebilirim ben kariyere. Teşekkürler, çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, özel sektörde kariyeri bugün özelde tartışacağım. Özel sektörün bugünkü beklentileri neler? Gelecekte neler bekliyor bizi? Kariyer ve zaman diye bakarsak neler paylaşabilirsiniz bizimle? Uzun bir kariyer yolculuğu olan başarılı bir profesyonel olarak. Hocam aslında müsaade ederseniz bunu ben geçmişten bugüne ve bugün millet diye düşünelim. Milattan önce neydi? Milattan önceki tabirimizde biliyorsunuz bir sürü kuşak tabirleri var. Sessiz kuşak var, 1945'e kadar doğanlar. Onlar yaşamak için çalışan kuşaktı. 1964'e kadar olanlar baby boomerslar. Onlar da kurallara sadık bir kuşaktı. X kuşağı ki birazcık onda ben varım. Bireycilik ve rekabetçiliğin önemli olduğu bir kuşaktı. Y kuşağı da yüksek ve başarılı odaklı bir kuşaktı. Onlar hakikaten bütün değerleri onlar yarattılar gibi. Bir de Z kuşağı var ki öğrencilerimiz de tahminim orada. İnternet aracıyla sosyalleşmeyi başaran, bireysel özellikleri öne çıkanlar. Aslında kuşakların zaman boyutu içerisinde baktığımızda gerçekten hayalleri neydi, beklentileri neyi gerçekleştiler ve onun için kariyerleri neydi? O zamanki kariyerler hep kuşakların getirdiği ağırlıkların bir kariyer hedeflemesiydi. Ve o zaman için özel sektör belki savunma sanayiydi. Belki de gerçekten yaşamak için oluşan sanayilerdi. O günkü koşullarda yaşayanlar da buna adapte olsunlar diye kendilerine kariyer hedeflemişlerdi. Şimdi mesela benim özetimde de bahsettiğiniz üzere 34-35 yıllık bir iş yaşantım var. Gerçekten aslında kariyeri hayalle biraz da özdeşleşmek lazım. Kariyeri hedeflenen insanların bir hayalleri olması gerekir. Okuduğumuz okul, mesela aile ebeveynler bizi yetiştirirken bir hayalleri var ki bizi ona göre okullara okutuyorlar. Diyelim ki hangi ortaokul, hangi lise, hangi üniversite gibi. Bizde ailelerimizin rolleri var. Ailelerimiz bizi hayallerimize moderatörlük yapıyor, koçluk yapıyor. Ve öyle doğan çocuklarız biz. X, Y, Z. Ama Z böyle olmakla birlikte biliyorsunuz doğuştan akıllılar, doğuştan her şeyi biliyorlar. Yani artık biz onlardan öğreniyoruz. Şimdi baktığımızda bugün ne güzel sizde sosyal bir mesafeye de uygun, uzaktan öğrencilerinize hitap edebiliyoruz. Bunu gerçekten bütün yazarlar da söylüyor. 2 sene önce, 3 sene önce hayal etseydik böyle bir şey olur muydu? Olmayacaktı. Ve de hakikaten de güzel de adapte ettik. Yani aslında gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için genç nüfusumuz da var. Genç nüfusumuz da hangi kuşak? Z kuşağı. Onlar da hayalleri var. Hayallerini bize götürüyorlar. Şimdi özel sektörün beklentileri dediğimizde bundan 4 sene önce veya 1-2 sene önce Seda Hanım'la bunu dönemden sohbetliyoruz. Nasıl bir istihdam sağlayacağız diye düşünürken siz paydaşlar üniversitede diyorduk ki aman hocam, aman bölüm başkanım dersinize şu müfredatı dalın, şunu da okutun diye. Gerçekten o müfredatlar o kadar geride kaldı ki o müfredatlarda uzaktan bağlantılı işte Zoom, Teams üzerinde görüşecektik, interneti şu kadar kullanacaktık diye bir ders de vermedik. Aslında bu kariyer yolu da güzel. Bunun için bizim de kendimizi anlatmamız için de bir vesile. Şimdi geçmişteki ezberleri bozacağız. Hatta teminki geçmişte, 5 dakika geçmişte geçmiş oldu. Şimdi geleceği tasarlayacağız. Gelecekte ne var? Gelecekteki özel sektör ne? Hakikaten bunu biliyoruz mu? Pek bilmediğimizi düşünüyorum. Ama onları kim biliyor? İşte bu hani Z'den sonra tekrar ZA'ya mı geçecek? Z1'e mi geçecek bilmiyorum. Z1'ler, ZA'lar bunu biliyor. Ben iş yerlerinde özellikle hayal boyutunda şu an çalışan sektörlerin tıkanma yaşadıklarını düşünüyorum. Yani tıkanma derken ben ne iş yapacağım?
nasıl bir iş yapacağım diye bilmiyorlar. Bunları şimdi siz diyorsunuz ki öğrenciler bir yerde öğrensinler. Biraz kafa benim tersten çalışıyor herhalde. Bu tersine koştuk falan, onu çok beğeniyorum. Bizim artık bu sizin öğrencilerinizden şeyler öğrenmemiz lazım. Yani sektör nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor diye. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün internette megabayt hızları falan konuşuyoruz ama bir de ticari Elon Musk diye bir insan var. Elon Musk'ın bir hayatını okursanız hep bir hayali olmuş, bir hayali. Acaba ebeveynin verdi diye düşünüyorum. Hayır, değil. Bu yaşam boyutu içinde almış. Ve sonuçta bugün için dünyamızı çevreleyen bir internet sistemiyle kendisi çalışıyor. Bir hayali var. Uzaya araç gönderecek. Ve de aslında çok iyi de bir lider. Bence motive ediyor. Geçen gün uzaya giden bir aracı patladı. Çok milyon dolara gitti ama tüm ekibimi tebrik ediyorum diyor. İyi bir denemeydi diyor. Ve de iyi bir hoca. Şimdi sizin sorunuza el cümle baktığımızda biz şu an nasıl bir kariyer yapacağımızla ilgili öğreticiler, öğretmenler düzeyinde pek yeni nesle çok büyük faydamız olmayabilir. Ama onlar doğuştan yetenekli oldukları için onlar biliyorlar. Benim bunlara, o arkadaşlarıma güzel bir sırrım var. Aslında biliyorsunuz bugüne kadar kariyer siteleri üzerinde bir başvurular vardı ve oralara başvuruyorduk. Ve oradan cevap bekliyorduk falan. Ama bakın, küçüklükten beri hiç kimse kendi hayal ettiği bir eğitim formasyonunu tamamlamamış olabilir. %85'i. %15 ebeveynlerimizin. Bundan sonraki yetişen iş gücü hayal edecek. Hayal edecek. Ben nerede çalışabilirim? Lisede, ortaokulda, üniversitedeki. Hayal ederken de mevcut sektörlerini bir kenara bıraksın, unutsun. Onlar için de Seda Hanım'ın da şeyleri vardır, tiyoları vardır, şunu yapın, bunu yapın diye. Ben biraz daha öte. Çünkü orada şu lisanı okuyun, şu dersi çok iyi öğrenin. Mesela makroekonomiyi öğrenin, iktisat para ekonomisini öğrenin falan. İşte onları öğrendiğinizde mutlaka Keynesleri, Adam Smith'leri öğrenecektik. Ama size soruyorum, Keynesler'in, Adam Smith'lerin bu Bitcoin, sanal parada ne yeri var? Mutlaka temel oluşturuyor ama bizim daha farklı bir hayallerimiz olsun. İş hayatının da öğrencilerin de. Buradan da hayalim, şimdi herkes gülüyor, ediyor ama mesela iş hayatında biz beklenti olarak diyorduk ki işte 4 yıllık bir okul bitirsin, İngilizce bilsin, efendim şu kadarlıkta bir deneyimi olsun falan filan. Eğer ki benim bir iş yerim olsa ve de yeni bir iş yeri açıyor olsam, ki neyi açmayayım? Yani dünyada örnek iş yerimiz var Türkiye'de. Mesela Getirler var, işte evden eve yemek sepeti konular gibi siteler var ki bunlar hayal ürünlerinin firmaları. Onlar gibi firmalar olduğunda bizim ne yeteneğimiz olacak? Mutlaka tabii ki Seda biraz lisan konusunda daha yetkin ve de bunları anlatacak. Ama ben belki gülecekler hocam ama bu scooter ehliyetinin olup olmasını isterdim diye düşünüyorum. Veya ne bileyim drone kullanma ehliyetine ne haiz misiniz diye düşünürdüm. Ve de ben bir iş yeri sahibi olsam benim hayalim, şimdi hayal derken ben iktisat işletme okudum. Tabii ki 9 Eylül mezunuyum ama ben hayal ettiğim bir okulda okumadım ki. Ben hayalim benim mühendis olmaktı. Tekstil mühendisi veya Türkiye'deki ziraat mühendisi. Çünkü Türkiye'nin gelişimi ziraat üzerine olduğu için kendimi ziraat mühendisi koymuşum. Ama babamın, ailemin hayali de beni muhasebeci, iktisatçı olması içindi. Bakın gördüğüm gibi benim babam ve ailemin getirdiği bir hayalimin işindeyim. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Şimdi mesela tekrar ben bir insan kaynaklarında uzunca bir süre çalıştığım için tekrar bir insan kaynakları kuruyor olsaydım bir ekip, bu ekipte şimdi belki öğrenci arkadaşlarım alınacaklar ya bize de yer yok mu diye, mesela bir matematik öğretmeni, bir beden öğretmeni ve de bir hukukçuyu yanıma alırdım diye düşünüyorum. Hukukçuluk yapacak tamam ama bir insan kaynakları içinde düşünün, bir matematik öğretmeni, bir beden öğretmeni ve de bir de hukukçu olduğuna düşünün. Bir de bunların tabii lisanen de yetkin olduğunu, keyfine doyum olmaz. O ekip gümbür gümbür gider. Şimdi bir yeni iş yerleri zaten doyum noktasına ulaştı. Genç iş gücümüz çok var. Yeni sanayi sektörleri alınmıyorsa o zaman gençlerimiz hayaller çerçevesinde yeni sanayi odalarına veya ne bileyim ticari kuruluşlara akredite olan ve ben bu işi yapacağım diye kuracağım işte
kurulan bir iş yerini gidip bakacak kayıtlara. Diyelim ki X-Ray bir firması var, Torbalı'da kuruluyor. X-Ray firması ne yapacak? Efendim dronlara yedek parça üretecek veya bilim bir yazılım yapacak. O zaman böyle bir firma nasıl bir iş gücüne ihtiyacı olabilir diye öğrencilerimiz bütün iş gücü ona uygun olarak kendilerinde ne eksikleri varsa onları giderecekler ve hayalleri o işlere götürecek onları. Bir de burada ben çok konuşurum, yaşamın da verdiği şey herhalde. Bir de biz kariyeri aslında hep dikey 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 diye yapıyoruz. Aslında bir yatay kariyer diye var. Yani diyelim ki işletme ekonomi öğrenmişiz. İlle işletme ekonominin olacağı bir iş gücünde olmayacağız. Farklı bir yerde olabiliriz. Bakın ben size onun için karizmatik bir örnek verdim. İnsan kaynakları departmanında bir beden öğretmeni, bir matematik öğretmeni, istatistik öğretmeni, ne bileyim bir hukukçu olabilir diye düşünüyorum. Sizler de hiç olmadık bir şeyde bilgi dünyasında, drone imalatında, ne bileyim skuterların ticari faaliyetlerinde, efendim skuterların navigasyonla çalışma hayatının içinde hangi ürünleri pazarlayacak boyutlar içinde olabilir diye onları düşünüyorum. Biraz lafı uzattım. Seda'ya da biraz söz kalsın diye. Teşekkür ediyoruz. Hayallerinin peşinden koşsunlar, sınırların içinde kalmasınlar. En önemli anahtarlar bunlar herhalde sizin verdiğiniz evet, bu. Aslında bir konuyu da unuttum. Tabii ki mesela uzun yıllar bir İzmir'deki holdingde görev aldım. Ve de ben X'tim, sadıktım çünkü bir girdim 1984'te 2017'ye kadar çalıştım. Hani X'ler sadıktı ya. Ama şimdi gençler 5 yıldan fazla kalmayacaklar orada. Onlar Z. Ama şurada bir şey var. Vizyonu olsun insanların. Bir vizyonu, bir hayali olsun. Ben askerliğimi yaptığımda hatıra defterlerinde beni ararsanız şurada bulursunuz demiştim. Ben o şirketten emekli oldum. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir hayalleri olacak. Yani basit. Evinizin önünü süpüreceğiz. Ben koskoca dünyayı yönetecek demiyorum. Ama Elon Musk'a örnek alın. Bir hayali var. Hayalinde gemi patlıyor ama olsun ben gene yapacağım diye bütün ekibi tebrik ederim diyor. Ondan sonra mükemmeli hedeflemeyin. İlle mükemmel ben ne bileyim profesör olacağım, şef olacağım, müdür olacağım falan diye değil. İşini layıkıyla, düzgün bir şekilde yapabilen bir insan bile olsun. Bir de rol modeli olsun. Mesela hocam siz de yakından tanırsınız. Rahmetli anarım Sayın Doğan İncaman benim rol modelimdi. Bu gözlüğü bile bir gözlüğüne benzetmiştim. O insan kaynaklarcıydı. Ben de insan kaynakları olayım. İnsan kaynaklarında o çıraklık okulu hayali vardı. Aman iyi bir şey gençliğimizi yarın sanayiye ara iç gücü olarak yapın. Ben de yapayım dedim. O da her an rol modeliniz olsun. Bir modeliniz olsun en azından. Bir de gençler bence biraz sabırsız. Biraz sabırlı olacaklar ve isyan yok. Tekrar bulacaklar, çözecekler. Şunu söyleyeyim. Genelde bu kariyer yolu hep öğrenciyken biz de şey yaptık. Acaba ben bu okulu bitirdiğimde nerede iş bulurum? Sizler var gibi düşünüyor. Yani ben benim 84'ten beri mezunum hocam üniversitenizden. Öğrencilerinizden %99'unun bir iş hayatında çalıştığını biliyorum. Çalışıyorlar. Her birine iş var. Merak etmesinler. Karamsar olmayacak. Olacak sizler gibi, üniversitemizin başarılı mezunları gibi onlar da hayalleri doğrultusunda kendi yollarını bulsunlar, kendilerini sinirlendirmesinler. Bir de şu çok dikkat çekici, karşılıklı bir öğrenme var aslında. Ustalar çıraklarını öğretiyor ama çıraklar da ustalara yeni içgörüler sağlıyor. Bu karşılıklı öğrenmenin kıymetinin altını çizmenin çok önemli, bunu dikkate almalarını özellikle rica ediyorum. Mesela bir tane de örnek vereyim son. Bir geçenlerde bir firmaya gitmiştim, bir genel müdür. Genel müdürümüz koltuğunda çok genç bir çocuk gördüm. Bir üniversitenin 3. sınıf öğrencisiymiş. Ve ilgili genel müdür tersine koştuk olarak genel müdürümüz pozisyonuna o öğrenciyi almış, 3. sınıf öğrencisini. Ve de ondan öğreniyor. Yani şirketlerin artık körlük noktası var. Artık kendini yenileyemediğinde öğrenci düzeyindeki bir kişiyi genel bir yardımcısı pozisyonda almış ve ondan öğreniyor. Yani tekrar söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımızdan sanayinin veya şu anki özel sektörün tepki noktadaki insanların çok öğrenecek konuları var. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sevgili Seda, sen neler söylemek istersin bu yolun başındaki işlerimize?
özel sektörde hayal ettikleri gibi bir kariyer için nelere dikkat etmeliler? Bugün ve gelecekte kendilerini nasıl geliştirsinler? Senden de duymak isteriz. Aslında biz çoğu platformda kendi Mustafa Bey gibi meslektaşlarımızla oturup bu konuları biz de çok uzun uzun konuşuyoruz. Benim söyleyeceklerim tabii ki Mustafa Bey çok uzun yıllar tecrübesinin yanında biraz daha yeni bir jenerasyon olarak kuşaklardan bahsetti. Y kuşağı olarak biraz aslında hem kendi kariyer hayatımı anlatmak isterim. Hem de şu anda biz aslında neler yapıyoruz bunlarla ilgili bahsetmek isterim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben mezun olduğum zaman yaklaşık bir 16 yıl oldu. Tabii ki aslında mezun olduğum okulun da kendi iş hayatımında çok çok önemli olduğunu fark ettim. 9 Eylül Üniversitesi'nin de eğitim anlamındaki yetkinlikleri gerçekten çok yüksek. O yüzden üniversitemizin de tabii ki eğitim hocalarımızın da tabii ki katkılarıyla diyeyim. Gerçekten bilgi birikimi olarak full donanımlı çıktık üniversiteden. Ancak tabii ki iş hayatına başladığımızda her yeni mezun gibi bir an önce işte işe başlamak istiyoruz, para kazanmak istiyoruz. Bu yolda tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi kariyer basamaklarında ilerlemek istiyoruz. Tabii bizim mezun olduğumuz zaman ile şu anki Z jenerasyonunun 95 ve sonrası doğumlularla iş görüşmesi yapıyoruz şu anda. Baktığımız zaman zaten hayaller ve beklentiler de değişti. Bizim görüşmeye çağırdığımız, şu an tabii ki pandemiyle birlikte genellikle bizler de bu online platformları kullanıyoruz, ancak pandemi öncesinde yüz yüze görüşmelerde işte standart bir şirkete işe girişte güvenlikten geçerken belli prosedürler var. Onları güvenlikteki görevliler tebliğ ederken içeriye görüşmeye gelen adaylar niye bunu online'da yapmıyorsunuz? Yani neden ya da bir application'da bunları biz işte iş güvenliğiyle ilgili şeyleri doldurmuyoruz? Yani artık görüyoruz ki görüşmeye gelen adaylardan da farklı talepler, farklı istekler var. Ve hani Mustafa Bey'in şu dediğine çok hak veriyorum. Çok fazla şey de öğreniyoruz. Çünkü inanılmaz teknolojiyi takip ediyorlar. Yani 2 yaşındaki çocuk bile sanki ekrandan yazı kaydırır, resim kaydırmayı biliyor parmağıyla. Dolayısıyla artık farklı bir jenerasyon geliyor. Bu bizim için kesinlikle yani zor olan kısımları da var yönetimsel olarak. Çünkü biz Y generation diyoruz. Yani sürekli sorgulayan, neden sonuç ilişkisi arayan, bunu neden yapalım, bunun bize aslında özellikle şirketteki çalışma süreleri kısaldı. Bunun sebebinin de ben kesinlikle eğitime çok önem veriyorlar, kişisel gelişimlerine çok önem veriyorlar. Yani şirket olarak biz onlara yetkinliklerini arttırmaya yönelik bir şeyler katmıyorsak, onların kendi beklentilerine yönelik şirket hareket etmiyorsa kesinlikle ücretten bahsetmiyorum. İş değişikliğine gidiyorlar ve çalışma, bu turnover dediğimiz çalışan devir hızları bu anlamda yeni jenerasyonla birlikte oldukça arttı. Ama bunlar artık hani şirketlerin de aslında Z kuşağıyla çalışmasını öğrenmesiyle biraz daha aslında kişisel gelişime yönelik programlar yapıyoruz biz de. Burada biz özellikle yeni mezun adaylar şirketimize geldiğinde kariyerleriyle ilgili kesinlikle hayallerini duymak istiyoruz. Yani bu kariyer planını işte 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsun kesinlikle değil. Bir hayali var mı? Bu hayalden kasıt hani hayaller soyut şeylerdir, ulaşılması zor şeylerdir. Bunlar değil aslında demek istediğim. Yani ne yapmak istediğine öncelikle karar vermesi lazım. Ne işte, hangi pozisyon demiyorum ama hangi alanda çalışmak istediğini
bilmeleri lazım ama bu tabii ki yeni mezun arkadaşlarımızdan herhangi bir bölümü tanımalarını zaten bekleyemiyoruz. Ama en azından şunu bilsinler. Ben matematiği çok seviyorum. Ben hukuk alanını seviyorum. İnsan kaynaklarında çalışabilirim. Muhasebe konularında çok iyiyim. Muhasebede çalışabilirim. Ben dışa dönük bir insanım. Masa başında oturamam. Satış departmanı olabilir. Dolayısıyla kendi mesleki anlamda tabii ki değil ama kendi kişiliklerini iyi tanıdıkları zaman, neyi sevdiklerini iyi belirledikleri zaman zaten herhangi bir şirkette işbaşı yaptıklarında o alanı sevdikleri için yaratıcı fikirlerde bulunuyorlar. Üretiyorlar. Yani sadece işte bu standart görev tanımlarında yazan, işte onu yapmalı terimlerine takılmıyorlar. Kendilerinden farklı yetkinlikler gösteriyorlar ve yaratıcı oluyorlar. Özellikle bizim şu anda firmamız bir Alman şirketi. Tüm çalışanlarla iş görüşmesi yaparken adaylarımızla mutlaka yaratıcı zekaları, inovatif fikir üretebilmeleri artık günümüzde bunlar fark yaratıyor. Yani evet bir işi o üretim sürecini çok iyi bilmesi mutlaka bir fark yaratır ama iş her zaman öğreniliyor. Yani siz bir pozisyonda işe başladığınız zaman belli bir süre sonra zaten o işin gerekliliklerini öğreniyorsunuz. Ama yaratıcı zeka bunlar araştırarak, okumayı severek, herhangi bir hobi alanında kendini geliştirerek oluşuyor. Takım çalışmaları çok önemli. Özellikle bu online platformlar nedeniyle aslında çalışanlar yüz yüze değil, böyle online bir araya geliyorlar. Dolayısıyla bu kapsamda bizler de özellikle takım çalışmalarını destekleyen ve takım çalışmalarına yatkın olan adaylarımızla çalışmayı tercih ediyoruz. Örneğin üniversitede bir basketbol takımının üyesi miydi? Özellikle üniversitemizin 9 Eylül Üniversitesi'nin çok güzel kariyer grupları var. Bu gruplar aslında okul döneminde çok önemi anlaşılmasa bile iş hayatında ne kadar önemli kişisel yetkinlikler kazandığını sonradan görüyorsunuz. Çünkü ben de okul dönemlerimde okul kulüplerine çok katılırdım. Bu kulüplerin kişisel olarak sizlerin takım çalışmasına yatkınlığınız ve kişisel gelişimlerinize çok önemli katkıları oluyor. Bu kapsamda bizler artık yeni mezun adaylardan işe alırken işte hobilerin neler, ya da işte iş bir hani iş tecrübesi varsa iş yerinde neler yaptın teknik olarak bize anlat demiyoruz. Hayal gücünü sorguluyoruz. Yaratıcı ya da okulunda ya da bir önceki iş tecrübelerinde yaratıcı bir proje yaptı mı? Bunları sorguluyoruz. O nedenle özellikle herkesin mutlaka bir kişisel hobisi olmalı. Mutlaka bir takım çalışmasına gönüllü olarak belli çalışmalarda yapmasını önerebilirim ben. Bunlar dediğim gibi şu anda bizim özellikle yeni mezunlarımızdan beklediğimiz kişisel yetkinlikler. Çok çok teşekkürler. Öğrenme, kendini geliştirme sadece sınıf içinde öğretmenlerin, öğretim üyelerinin yol göstericiliğinde olmuyor. Bununla ilgili de farklı fırsatları değerlendirmeleri önemli dediniz. Kariyer Yönetim Kulübümüzün aktif üyesiydim diye hatırlıyorum sevgili Seda. Belli kariyerlere bunların ne kadar katkısı olduğunu somut örneklerle de paylaşmış oldum. Gelecekte öğrencilerimizin hayallerini hedeflere dönüştürmeleri ve özel bir başarıya, kariyer başarısına, mutluluğa ulaşmaları için son olarak onlara verebileceğiniz anahtarlar var mıdır Mustafa Bey? Önce sizden alalım, sonra tekrar Seda Hanım'a dönelim. Memnuniyetle. Bunlar bir sırlar, küçük sırlar. Ama gene de ben söyleyeyim. Sır derken şaka tabii, bunları biliyorlar. Öncelikle iletişim. İletişim yeteneklerini biraz artırsınlar. Bu çok geniş bir kavram.
İletişim, yüz yüze iletişim, işte görüntülü konuşma falan. İletişim büyük bir camia. İletişimde ne kadar mesafe kat ederlerse bir başarı getirecek. İkincisi farklılaşma. Seda'nın da bahsettiği gibi. İş yerleri diyelim ki eşdeğer bilgi ve beceri içerisindeki birilerinden birisini seçmek istediği zaman farklı bir yeteneğinle seçecektir. Farklılık sosyal beceri de olabilir, bilimsel bir başarı çalışma da olabilir. Farklılaşma, ben adaylardan ne açıdan farklı olduğunu dinlemek isterim. Üçüncüsü de artık sosyal medya. Ezberleri bozacağız demiştik. Daha önce kariyer siteleri falan vardı. Şimdi mesela LinkedIn gibi mecralar var ve adaylar oralardan seçiliyor ve doğrulandırılıyor. Yani yalan beyanlar falan olmadan gerçekçi bir başvuru olması lazım. Seda'nın da bahsettiği gibi artık biz çalışanlardan feedback alıyoruz, öğreniyoruz. İletişim, farklılaşma ve sosyal mecraları iyi kullanabilmenin arkadaşlarımıza büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle hocam. Çok teşekkürler bu güzel ipuçları için. Sen ne dersin sevgili Seda? Ben kesinlikle Mustafa Bey'e iletişim yeteneğinin çok güçlü olması ve bir fark yaratmaları konusunda destekliyorum. Bunlar çok önemli. Çünkü aynı anda bir sürü insan mezun oluyorsunuz. Ve herkes sahaya çıktığında sizin belli artılarınızın olması gerekiyor. Bu artılar da aslında öğrencileri korkutmasın. Yani biraz ilgi, biraz alakayla aslında birçok farklı platformlardan farklı yetkinlikler kazanabiliyorsunuz. Ben özellikle global bir şirket oyuncusu olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yabancı dil çok kritik önemde artık günümüzde. Herhangi bir dil, hangi dil olduğu hiç önemli değil. Bir dili en azından iyi derecede konuşabiliyor olmak, hangi alana ilginiz varsa çok kritik önemde. Çünkü artık birçok global platformlar ya da işbirliği içerisinde olduğumuz birçok yurt dışı firmaları ya da benim gibi yabancı bir şirkette çalışıyorsanız mutlaka bir partneriniz oluyor bir yurt dışında. O anlamda yabancı dil yetkinliği şu anda hangi işi yaparsanız yapın, ister avukat olun, ister bir pastane işletin, her anlamda yabancı dil yetkinliği çok kritik önemde bizim için. Ve ben şunu söylemek istiyorum, ne iş yaparsanız yapın, işinizi sevin. Yani evet, mezun olduktan sonra bir an önce para kazanma isteğiyle hangi iş olursa seçebiliyor muyuz? Evet. Ama sevdiğiniz işte olursanız işte o fark yaratma kısmı orada gerçekleşiyor. Ne yaparsanız yapın hayatınızın çoğu iş yerinde geçiyor ve bir işi severek yaparsanız onu yaratıyorsunuz. Onunla ilgili fikir üretiyorsunuz ve şirketlerde fark yaratıyorsunuz. O yüzden herkes, fırıncı da olabilirsiniz, iyi bir inşaat ustası da olabilirsiniz, iyi bir çatı ustası da olabilirsiniz. Ya da şu an bir sürü yeni yeni meslekler çıktı. Dijital platformlarda medya yöneticiliği gibi. Ama hangi işi yaparsanız yapın. Çünkü her mesleğe kalifiye ve işini iyi yapan insanlara ihtiyaç var. Bir bahçıvan da olsanız. O yüzden işi severek yaptığınız zaman o işte sizin bir adınız oluyor. Ve fark yaratıyorsunuz. O yüzden ben bir dil yetkinliğini çok önemsiyoruz biz firma olarak. Ve işi severek yapmak aynı zamanda bu da yaratıcılığı ve inovatif fikirleri destekliyor. Bunlar bizim çok önem verdiğimiz kriterler. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Kariyer Yolu'nun 5. bölümünde özel sektörün İki profesyoneliyle, başarılı profesyoneliyle beraberdik. İki farklı kuşaktan iki başarılı profesyonel. Her ikisi de 9 Eylül Üniversitemizin mezunu. Sizlere kendi deneyimlerinden önemli ipuçları aktardılar. İlerleyen programlarda tekrar bir arada olmak üzere diyorum ve çok değerli konuklarımız Mustafa Derici ve Seda Sezgin'e bizimle oldukları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.